Kuzuyu mu parçalayalım? Tabii ki kuzuyu parçalayalım. Cihat ustam ellerinden öper. Tamam, budu ve sırtı istiyoruz. Cihat usta kuzunun budunu kolaylıkla gövdeden ayırırken Velahattin usta da bize bu işin inceliklerini anlatmaya devam ediyor. Budun üzerindeki yağları, yaramayan sinir kısımları var. Önce budu kemikten bir alalım. Etini. Evet, sıyırıyor etini büyük bir ustalıkla. Velahattin. Burası incik kısmı. Onu ne yapacağız? Burası mı? Girmez. Burası haşlama olur. Ustalarımız etin haşlamalı kısımlarını atlayıp testi kebabına girecek parçalara yoğunlaşıyor. Bitti mi abi? Bitti, etimizi doğradık. Oh, 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 ne güzel görünüyor. Hadi bakalım. Şimdi sıra sebzelerimizde mi usta? Sıra sebzelerimizde. Testi kebabının lezzetini ikiye katlayacak sebzelerimiz de ustamızın ellerine teslim. Evet, biberle domateslerimizi de doğrayacağız. Sarımsaklarımızı ekleyeceğiz. Soğanımız da var daha. Oho, malzemeye bakın ya. Yemeğin de yanında yat. O soğanı bir... şuraya bence bir koyar mısın kardeş? Neden abi? Koy. Yine bir şey geliyor ama hadi bakalım. Evet. Çok çağırayım Cihat ustam. Hayırdır ya? Öyle yok. Bedava yemek yemek yok burada. Şu soğanı eline alır mısın? Ya en sevmediğim işi yaptırıyorum bana. Hani biberi ben doğradım. Misafire böyle mi davranıyorsun? Biz kardeş değil miyiz kardeşim? Biz kardeşiz de kardeş evet. Kardeşe soğan doğratır mı usta? İşin rojanı burada kardeş. Rajanı, buyur musun? Rojanı, rajanı orada değil. Ben domates doğrayayım ya. O soğanı doğrayacaksın. Soyacaksın. Ya bunu var ilk defa duyuyorum ya. İnsan misafire buyurun. Soğan doğratır mı ya? Turgay istemeye istemeye soğanları temizliğe dursun, etleri doğrama işlemimiz göz açıp kapayıncaya kadar tamamlanmış. Bundan sonra böyle demek ki. Evet kardeş, bakayım nasıl soyuyorsunuz. Nerede o eski ustalar? Ustalar da uyandı. Ne güzel yanında duruyordum. Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyordum. Kebabımı afiyetle yiyordum ya. Bir de bu işler çıktı bu sezon ya. Oldu olacak, bir dahaki sezonda ben anlatayım. Ustamız domates ve biberi küp küp doğruyor. Turgay'ın temizlediği soğanlar, biberler ve domatesler etlerle buluşturuluyor. Yeter ya. 2013 benim sarımsak soyma yılım mı ya? Yeter bak. Turgay abi atar mısın o sarımsağın üzerine? Hepsini mi? Evet hepsini. Bak bir bak ondan sonra söyle. Uygundur. Çok değil mi ya? Değil kardeş. Evet atar mısın? Bir tabak sarımsağı boşalttık. Hazır mı şimdi? Hazır değil, baharat kısmına geçiyoruz. Ben karıştırayım. Baharatlarımız. Yeterince atıyorum önce baharatını. Karabiberi gönderdi. Evet. Oo. Kekiğimizi atıyoruz. Kekik geliyor. Kekik de geldi. Bir tabak mı o da? Yeteri kadar. Yeterince atıyoruz. Yeteri kadar. Tuz. Tuzunu yeterince atıyoruz. Fazla tuz atmayalım. Evet. Ya ne karışım oldu bu ya. Bir tekne sağlık bu ya. Şifa. Ben bir harmanlayayım kardeş. Hadi sen belini bulaştır. Evet kardeş. Hadi olmuyor abi. Bu iş ya. Bir giriş abi sen o tekneye. Ben anlatıyorum şimdi. Özet yapıyorum. Özetle kuzumuzun bodunu, sırtını doğradık kuşbaşı. Evet. Ayırdık kemiklerinden. Böyle güzel güzel doğradıktan sonra, yağlarını ayıkladıktan sonra serdik tekneye. Ardından domatesimiz, biberimiz, soğanımızı, sarımsağımızı gönderdik. Yetti mi? Yetmedi. Kekik, karabiber, tuz, onları da gönderdik. Ve bir güzel harmanladık. Tabi bu etler dinlendi bir gün önceden. Harmanlıyor Velahattin ustam ve yavaş yavaş testimize gitmek için hazır duruma geliyor.
Şu anda hazır durumda Turay abi. Tereyağı ne zaman göndereceksin? Tereyağı destemizin tabanına atıyoruz. Tabana mı? Tabii ki. Ben üstü zannediyorum ha. Üstüne de atacağız. Önce tabanına atalım bir. Alttan üstten tereyağını hapsediyorsun yani. Evet. Bol bol konulan tereyağının ardından sırada et, sebze ve baharat karışımımızı testiye doldurmak var. Bunun pişme süresi 2,5-3 saat civarında. İyi, fazla değilmiş. Herhalde 4-5 saat. Şimdi büyük testi yapacağımız için 10 saat sürer. Evet. Ya oynamıyorum. Atımı getirin. Atımı getirin. Ben gidiyorum ya. 10 saat ne ya? Cihat Usta 10 saat diyor. Fark ettin mi? Şimdi az bile sürer abi. Nasıl az abi? 10 saat küpte et pişer mi ya? Ya yok mu hazır malzeme? Bunun hazırı olmaz. Ha böyle taze taze hazırlıyorsun. Tabii ki hazırı kesinlikle olmaz. Demek ki gelmeden önce arayacaksınız. Velahattin Usta. Ondan sonra gelip de Velahattin Nettin demeyin yani. Evet, testi kebabımız dolmakla bitmiyor. Bakayım abi şu içine ya. Şöyle bir... Daha yer su donmuş ya. Doldur abi. Elbette testi bu kadar büyük olunca doldurması da birazcık zaman alıyor. Tamam Turgay abi ya. Doldurduk. Üzerine tereyağını koyacağız. Oh. Evet efendim. Avcı abilerimizin bulduğu, birçok yemekte olduğu gibi avcı abilerimizin keşfettiği bir yemek yapma metodu. Onlarca, yüzlerce yıldır günümüze kadar ulaşmış bir lezzet. Ve Yozgatlı hemşerilerimiz de en iyi şekilde bunu tanıtmışlar bütün Türkiye'ye, dünyaya. Hamur geliyor. Gönder abi. Kapatalım Turgay abi. Kapat abart. Acıktım ya. Acık. 10 saatte şaka yaptığını düşünüyorum. 10 saat dedin ya. Şaka yakaladı. Şaka yaptı ya. Düdüklüğü nasıl bulmuşlar? Buradan mı? İşte evet. Hava deliği açıyorsun. Evet. Düdüklünün ilham kaynağı testimizi alıp ocağa geçiyoruz. Gördünüz mü hiç böyle bir ateş çekti? Ne evet. Tandır ne diğerlerine benziyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Bildiğiniz çoban ateşi ya. Böyle dik koyuyoruz içine. Böyle dik koyuyoruz. Dekoratif bir şey oldu bunu. Yakmasak ya. Güzel durdu böyle parkta. He? Anıt ya. Gibi ya. Anıt gibi kebap bu ya. Ateşliyoruz. Şimdi yapıyor muyuz abi? Evet. Evet, özenle hazırlanmış bir kuytu. Altı tuğlalarla, ateş tuğlalarla kaplanmış etrafı. Yuvarlak biçimde. İçi kurutulmuş odun galiba bunlar. Çok hafif. Fırında daha önceden bayağı kuruttunuz herhalde abi. Hı hı. Çok evet. Kuru bunlar. Çok güzel. Evet. Odunlarımızı da parçalıyoruz. Ateşimizi yakıyoruz. Çoban ateşi derler buna. Testinin etrafını saran odunlar birkaç yerinden birden tutuşturuluyor. Sen şimdi sadede gel abi. 10 saat mi, 2,5 saat mi? 10 saat süreyle. Ben yatağımı da getirdim. Sen yatağını getirmiş olabilirsin. Ben evet. Atlarımla geldim. Atıma biner giderim, gezerim gelirim arkadaş. Evet. 10 saat boyunca zaman... burada testi kebap pişecek. Ardından afiyetle yiyeceğiz. Atımı getir. Saat bekledim, intikam vakti. Balyozla girişeceğim. Ama papyon takmış. Resmi tören var. İçine kaçarsa? İçine kaçarsa onun lezzeti tadı oradadır. Öyle mi? Evet Turgay. Daha mı tatlı oluyor? Tabii tabii. Başka? Kırık bulursan da hediyesi var. Ne ki? Baklava mı hediye ediyorsunuz kırık bula? Parçalamadan kırıyorum. Patlat. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. İyi kırdım ama değil mi? Vallahi Turgay Bey, türküdeki maharetiniz testide de belli oldu yani. Vallahi her tarafa saçıldı. Bayağı da pişmiş, daha da çoğalmış ya. Ne güzel koktu usta. Maşallah ne güzel yapmışsın ya. Ama sarımsakları kim doğradı? Turgay kardeşim doğradı. Buyurun. Etin kralı, yemeğin kralı budur bundan sonra. Çok güzel olmuş. Hazırlayalım. Evet efendim. Testi kebabımız.
Tam 10 saat boyunca o ateşte, harlı ateşte pişti. Lokum olmuş toprak kabının içinde. Çok güzel bir yemek çeşidiymiş. Hazırlanmasıyla ve görselliğiyle, sunumuyla en güzel yemeklerimizden, sofra kültürümüzün en nadide yemeklerinden bir tanesi.